arz ediyorum. Gençler merhaba. Bu konserden sonra sıkıcı bir konuşma yapmayacağım, merak etmeyin. Sözü de çok fazla uzatmayacağım. Çok kıymetli 3 tane misafirimiz var. Onlara bırakacağım. Sayın Valim, özür diliyorum, protokolü atladım. Öğrencilerimizi görünce tabii heyecanlarımıza yansıyor. Sayın Valim, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimiz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana etkin ve güçlü devlet gereğiyle tüm dünyanın bildiği, önemsediği bir devlet olmuştur ve olmaya devam edecektir. Son yıllarda yaptığı dış politika hamleleriyle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, esneklik ve çok taraflılık gerektiren bir atmosferde başarılı bir strateji yürütmektedir. Her koşulda uluslararası hukuka uygun girişimlerde bulunan Türkiye, bu kapsamda yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarda da başarılar elde etmiş, çatışmalı bölgelerde diplomatik kanalları daima açık tutmuştur. Bunun yanında bölgesel ittifakları genişletme stratejisi etkin bir biçimde kullanmış, bölgesel ittifakların inşasında yürütülen diplomatik faaliyetlere önemli çıktılar elde etmiştir. Özellikle son yıllarda ikili ilişkilerde normalleşme politikasının öncelik verilmesi, Türk dış politikasının önemli bir girdisini oluşturmuştur. Bu çerçevede başlayan normalleşme dalgası, ikili ilişkilerde sorun yaşanan Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkeleri de kapsamıştır. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yürüttüğü insani dış politik anlayışıyla dünyanın dört bir tarafına ulaşmıştır. Özellikle sığınmacılara yönelik uyguladığı politikayla insani yaklaşımın önemli bir örneğini ortaya koymuştur. Bu alanda elde ettiğimiz başarı bölgede önemli bir aktör olmamızı kolaylaştırmıştır. Türkiye bu insani duruşunu bölgenin dışında da sürdürerek bakın ta Arakan'da şiddet ve zulümden kaçan Müslümanların içinde bulunduğu insani krizi sonlandırmak ve korunan vatanlarına geri dönmelerini sağlamak noktasında kilit bir rol oynamıştır. Son zamanlarda yaşanan Ukrayna Savaşı ve Tahrir krizinden bahsetmiyorum bile. Türkiye, bütün dünyada büyük bir öneme sahip olan enerji konusunda da başarılı politikalar yürütmektedir. Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz, Bölge Müdürümüz Allah söyledi, Genel Müdür olacak inşallah. Şu anda da salonda teşrif ettiler. Mustafa Demir hocamıza ben teşekkür ederim. Enerji konusunda başarılı politikalar yürütmektedir. Bugün Türkiye, kuzey ve güney, doğu batı, doğal gaz hatları trafiğinin tam ortasında konumlanmıştır. Bir enerji üssü haline gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarını, petrol arama çalışmalarını sürdürmekte ve önemli rezervlere ulaşmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflerimize birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatarak ulaşacak bir Türkiye göreceğimizi belirtmek istiyorum. Türkiye'nin, güzel ülkemizin gelecek yüzyılda Türkiye yüzyılı mottosuyla kenetlenerek uluslararası alandaki saygınlığını ve etkinliğini aynı kararını da sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle sözü daha fazla uzatmadan ustalarına bırakmak istiyorum. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Rehberimize konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bugün söyleşimize katılan 3 değerli hocamızı üniversitemize ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerini sahneye davet etmeden önce sizlerle değerli hocalarımızın özgeçmişlerini paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Muhittin Ataman, 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında Central Oklahoma Üniversitesi'nde yüksek lisans, 1996
1999 yılları arasında Kentucky Üniversitesi'nde doktora çalışmaları tamamladı. 2001-2014 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında bölüm başkanlığı, enstitü müdür yardımcılığı ve dergi editörlükleri gibi idari ve akademik görevlerde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Üniversiteler Arası Kurul Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Aynı dönemde Yüksek Öğretim Kurulu'nda başkan danışmanı ve dış ilişkiler birimi koordinatörü olarak çalıştı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Ataman, aynı zamanda SETA tarafından yayınlanan Inside Turkey dergisi editörlüğü görevlerini de yürütmektedir. Orta Doğu siyaseti ve Türkiye dış politikası konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanan pek çok Türkçe ve İngilizce dergiye ve derleme kitaba makaleleriyle katkıda bulunan Ataman, Dünya Çatışma Bölgeleri 1-2, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 ve Küresel Güç ve Refah adlı kitaplar ile Orta Doğu Yıllığı dergisinin editörlerindendir. Daha çok Türk dış politikası ve Orta Doğu siyaseti konularında özellikle de Körfez ülkeleri hakkında akademik çalışmalar yapmaktadır. Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003'te ve 2009'da Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2012'de Türkiye'yi konumlandırmak, jeopolitik zihniyet ve Türkiye'de ordu adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş, 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmakta olup, Türkiye'nin Orta Doğu politikası, eleştirel jeopolitik, siyasi coğrafya ve karşılaştırmalı dış politika analizi konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Profesör Doktor Ferhat Pirinççi, Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve SETA'da kıdemli araştırmacı olarak görev yapmakta olan Profesör Doktor Ferhat Pirinççi 2001 yılında akademik yaşamına başlamıştır. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını bitirmesinin ardından 2011 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent ve 2018 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2013 yılında Washington DC'deki Middle East Institute'de misafir öğretim üyesi olarak 2012-2014 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde danışman ve 2014-2015 yılları arasında Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde akademik koordinatör ve danışman olarak çalışmıştır. 2016-2017 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 2018-2019 yıllarında İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Çalışma alanı Orta Doğu, silahlanma, Türk dış politikası ve Amerikan dış politikası olan Profesör Doktor Pirinççi, Türkiye'nin Orta Doğu'daki algısı ve Suriye krizinin bölge ülkeleri üzerinde etkisiyle ilişkili ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde görev almıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde uluslararası ilişkiler, Orta Doğu silahlanma ve ABD dış politikası dersleri vermektedir. Değerli hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve alkışlarınızla kendilerine kıymetli bilgilerimi paylaşmak üzere sahneye davet ediyorum. Thank you.
Evet. Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii başlarken ilk önce bir müzik dinletisi dinledik. Arkadaşlar, kardeşlerimiz kadar biz sizi eğlendiremeyeceğiz maalesef. Eğlendirdiler, zaman zaman hüzünlendirdiler. İdris Hocam da güzel bir özet yaptı. Aslında bizim burada konuşmamızın da bir gereği kalmadı gibi. Biz de iki meslektaşımla beraber bugün mümkünse sizleri biraz düşündürmeye çalışacağız. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek ne ala. Yani az önce kardeşimiz, sonuncu kardeşimizden dinlediğiniz gibi daha çok uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası ve genel uluslararası siyasetin gelişmeleri konusunda yazıp çizmeye, gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Bugün klasik bir panel havasında geçsin de istemiyorum. Belki biraz daha hareketli olmasını sağlarız bu vesileyle. Biraz soru cevap kısmını burada başlatıp sonra sizlere döneriz. Ama başlamadan önce de öncelikle kıymetli rektörümüz İdris Demir Hoca'ya davetleri için çok çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle aynı bölümde çalışmanın memnuniyeti içerisinde, öyle söyleyeyim. Çok hani yakından bildiğimiz, sevdiğimiz bir meslektaşımız, hocamız. Umarım buraya da kendi bilgi birikimini, tecrübesini şehrine, üniversitesine ziyaretiyle verir diye düşünüyorum. Öyle de yaptığına inanıyorum. Dolayısıyla misafir verdiği için Sayın Rektörümüz başta olmak üzere bütün Batman Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına da aynı zamanda. Evet, ben aslında moderatör olarak görünüyorum ama rektör hocamızla konuşup ben burada normalde konuşmacıydım. Dolayısıyla moderatör konuşmacı sıfatıyla biraz lafı uzatmak durumunda kalacağım. Ben ilk önce bir girizgah yapmak istiyorum. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ifade edeyim. Madem ki güncel sorunlar, meydan okumalardan bahsedeceğiz. Ben bir genel resim çizeceğim. Sonra arkadaşlarım o resmin farklı, hani o yavuzun farklı parçalarına odaklanıp her birisini biraz kısmen, tabii ki bu bir saatlik süre içerisinde çok fazla konuya, çok derinlemesine bir odaklanma mümkün değil ama daha ayrıntılı en azından bakmamızı sağlayacak. Bazı soru cevaplarımız olacak. Ondan sonra siz kıymetli izleyicilere ve kıymetli öğrenci kardeşlerimize dönmeye çalışacağım. Yani bizim içinde yaşadığımız, çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, çok sağ olun. Evet, yani zihnimde kalmıştı. Uçakta unutmuşum. Hani akademisyenin ya bütün ne derler sermayesi ya bilgisayarıdır ya da ajandasıdır. Ben uzun süredir not aldığım ajandamı uçakta bırakmıştım. Mustafa Bey sağ olsun. Geldi, benim zihnimden de çıkmış oldu böylece. Bizim içinde yaşadığımız dünya nasıl bir dünya sorusunu kısaca cevaplandırmaya çalışacağım. Bir kriz döneminden geçiyoruz maalesef. Büyük bir kriz döneminden geçiyoruz. Sistemik bir krizden bahsediyoruz. Dolayısıyla kriz eğer varsa bir kere istikrar yoktur. Barış hiç yoktur. Zaten bunu siz ve biz birlikte yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız dünya nasıl bir dünya veya kimin dünyası, kimin hegemonyası, kimin hakim olduğu, tabiri caizse patronu olduğu bir dünya, ilk akla gelen şey büyük ihtimalle Batı'dır. Biz Batı dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla eğer hani bazı sorular, kısa kısa soruları kendime sorup cevaplandırmaya çalışacağım. Bugün itibariyle kriz içerisinde olan dolayısıyla Batı dünyasıdır. Batı dünyası eğer krizde olmasaydı bugün bizde krizde olmazdı. İkincisi, ulus devlet sisteminde yaşıyoruz. Ulus devlet sistemin kendisi bir krizde. Üçüncüsü, Birleşmiş Milletler sistemidir bu sistem. Birleşmiş Milletler bir kriz içerisinde. Çünkü hemen hemen hiçbir uluslararası soruna maalesef çözüm bulamayan,
Yani Suriye krizinden başlayın, Ukrayna krizine, oradan başka krizlere kadar gidelim. Hiçbir krizde maalesef sorun çözemeyen bir Birleşmiş Milletler söz konusu. Dördüncü cevap olarak bir Amerikan hegemonyası var. Bugün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de ciddi bir kriz içerisinde. Mesela Batı ile beraber düşündüğünüz zaman liberalizmin hakim olmasını bekliyorsunuz. Ne liberal iktisat var bugün dünyasında, ne de liberal siyaset var. İkisi de yok. Dolayısıyla kendi kurmuş oldukları kurumlara da sırt çeviren bir Amerika var. Dolayısıyla böyle bir dünyada, böyle bir sistemde krizlerin, bölgesel veya sistemin krizleri ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor. İşte tam bu düzlemde ilk önce Murat Hocam'a jeopolitikle ilgili veya küresel güvenlik mimarisiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge bağlamında veya küresel ölçekte açıklayabilirsiniz. Nasıl bir küresel mimariyle karşı karşıyayız ve bu Türkiye başta olmak üzere dünya devletleri için nasıl sorunlara yol açıyor? Teşekkür ederim hocam. Ben de soru için olmaktan dolayı belirterek başlamak istiyorum. Tabii girerken salon çok daha doluydu ama şimdi biraz azaldı. Muhittin Hoca keşke bir yanık bir türküyle başlasaydı. Belki tekrar geri gelirlerdi. Ben de teşekkür ediyorum tekrar Rektör Hocamıza, Elis Hocamıza. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Muhittin Hocam zaten bir giriş yaptı. Ben de bu interaktif bir panel olması münasebetiyle çok uzun tutmadan kısaca bu soruya bir cevap vermek istiyorum. Cevap vermeye çalışacağım. Uzun konuşmak tabii ki mümkün ama kısaca yani 40 yıllık dönemi 100 yıla gitmeyeceğim, merak etmeyin diye. 40 yıllık döneme bakmadan bugünü anlamak çok mümkün değil. Çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz, eğer bunun adına bir kriz diyorsak ki öyle, bir kriz dönemi olarak anlamak çok mümkün. Bu 40 yıla bakmadan geriye dönük, bugünün krizin karakterini anlamak çok mümkün değil. O yüzden hızlıca 40 yıla bakmak lazım ve dönüm noktalarının olduğu ve gerçekten de krizleri çok net bir şekilde tasvir edebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz dönemin içerisinden geçtik. Bir kere Soğuk Savaş'ın bitmesi jeopolitik bir kriz ortaya çıkarmıştı. Yeni bir siyasi coğrafya ortaya çıkardı. Sadece Sovyetler Birliği'nin dağılması anlamında değil ama küresel ölçekte de bir yeni bir politik coğrafyanın, siyasi coğrafyanın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu aslında bir krizdi bir taraftan bakıldığında. Çünkü o dönemde Amerikan merkezli bir dünya siyasetinin doğduğu şeklinde ve bunun uzun bir müddet devam edeceği şeklinde bir beklenti hakimdi. Ve bir yaklaşım söz konusuydu ama o gerçekleşmedi. Bugünden baktığımızda o gerçekleşmedi. Yani Amerika süper güç olarak ortaya çıktı ama sistemi domine etme noktasında çok da başarılı olamadı. Hatta o günün yine meşhur tezlerini hatırlarsanız dünya tarihi sona ermişti. Bundan sonra çatışmalar olmayacaktı. Ve Doğu, yani Batı dışı bütün toplumlar, devletler ister istemez zorunlu bir biçimde Batı'ya doğru seyahat etmek zorundaydı. Yani ulaşacağımız temel istikamet neoliberal bir siyasal düzen ve onun içerisinde de liberal bir birey tasavvuruydu. Ama bunlar gerçekleşmedi. Demokrasinin genişlemesi, derinleşmesi gerçekleşmedi. Liberal ekonominin özellikle ABD ve Batı stratejik üstünlüğüne meydan okumayacağına yönelik beklenti de gerçekleşmedi. O yüzden jeopolitik krizdi. Hemen ardından dünya 2001 yılında bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı. 11 Eylül uluslararası sistemi temelden değiştiren, bölgemizi gerçekten etkileyen, önce Afganistan savaşı işgali, sonra da Irak'ın işgaliyle birlikte bugüne kadar sorunları taşıdığı bir yeni bir güvenlik bunalımı ortaya çıkardı. Bu sadece ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etmesiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda güvenlik paradigması bütün aktörler tarafından kabul edilen ve bunu gündelik yaşama kadar uyarlayan bir pratik de öyle. Yani bugün 11 Eylül sonrasında Batı'daki İslamofobyanın, İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının, göç karşıtlığının,
küreselleşme karşıtlığının kök salmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi o. Yani bir güvenlik paradigması hakim oldu. Üçüncüsü 2008 yılındaki ekonomik kriz. O da bize mütemadiyen bu liberal ekonominin içerisinde 10 yılda bir küçük ölçekli, daha kapsamı geniş olmayan krizlerin ama 50 yılda bir de büyük dip yaptığı, daha büyük krizlerin olduğu bir döneme işaret ettiğini bize gösteriyor. Yani dünya tarihine şöyle kabaca yine baktığımızda 50 yıllık dönemler içerisinde bir yükseliş gösterdiğini, aşağıya doğru 50 yıl sonrasında tam dibe vurduğunu ve o diplerde de hep büyük savaşların olduğunu görürsünüz. Bu çok net matematiksel olarak bugün ispatlanmış bir durum. Yani böyle, bu bir tesadüf mü? Yoksa bir illiyet bağı var mı? Bu ekonomik krizle ortaya çıkan karmaşa kaos açısından. Dolayısıyla ekonomik kriz de çok önemliydi. Siyasi bir kriz Arap Baharı ile birlikte bizi, hepimizi vurdu, yakaladı. O da bölgesel bir kriz gibi anlaşıldı. Halbuki bölgesel bir kriz değildi Arap Baharı. Sistemik bir kriz. Çünkü küresel etkiler ortaya çıkardı. Yani DAEŞ denilen örgütün ortaya çıkması sadece Suriye ve Irak'la ilgili bir mesele değil. Bir bütün olarak küresel sistemde uluslararası terörizm konusunu adeta küresel güvenlik mimarisinin merkezine yerleştirdi. Bu mimarinin merkezine bir kere yerleştirdiği zaman bütün sistemin dişlileri, bütün sistemin çarkları ona göre işlemez. Dolayısıyla Arap Baharı sadece bir bölgesel kriz değil, tek başına siyasal bir krizdi. Bütünsel olarak hocamın bahsettiği o küresel sistemin yönetişim diyorlar ona teknik tabirle nasıl işlemediğini bize gösteren hususlardan bir tanesi. Beşincisi pandemiyle karşımıza çıktı ve Ukrayna kriziyle şimdi bambaşka bir noktaya gelmiş durumdayız. Son cümlemi de ekleyerek toparlayacağım. Bu pandemi aslında bizim üzerinde tabii daha çok açıklama gerekecek bir husus ama yani bütün bu sistem ve uluslararası dönüşüm algılamamızı bence kökten değiştirdi. Ve üzerine belki de patlak veren Ukrayna Savaşı ile birlikte uluslararası sistem tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bir sıkışma içerisine girmiş durumda. Yani kanaatime göre dar bir koridorun içerisine doğru gidiyor dünya. Bu dar koridorun içerisinde kalmak çok zor. Herkes birbirini dışarı atmaya çalışacak. Bu koridor çok dar olduğu için de çatışmaya çok müsait bir koridor. O yüzden şu anda yeni bir sistemin ortaya çıkmadığı ama eskinin de tam olarak ortadan kalkmadığı garip bir dönemin içerisindeyiz. Bu garip döneminde muhtemelen konuşmanın ilerleyen taraflarında özelliklerinden bahsedebiliriz. Teşekkür ediyorum Murat Hocam. Tam burada bahsettiğim husus, son husus çok önemliydi. Bu pandemiyle beraber yeni bir güvenlik algısı ortaya çıktı. Çünkü uluslararası ilişkilerde biz güvenlik dediğimiz zaman daha çok bir devletin başka bir devletten algıladığı korku veya tehdittir veya silahlı güçlerden kaynaklı tehditlerden bahsediyoruz. Bu konvansiyonel tehdittir ama Covid'le beraber ortaya çıkan durum bize gösterdi ki aslında güvenliğin çok farklı boyutları var. Yani sadece silahtan kaynaklanan bir tehdit durumu değil. En çok karşımıza çıkan konulardan bir tanesi şu, hani bütün modern tarih, en azından son 500 yıllık tarihi bir emperyalizm tarihidir, Batı dünyasının. Batı dışı dünyayı sömürme hikayesidir aslında daha çok. Ama günümüzde öyle bir noktaya geldik ki artık emperyalist yarış başka bir boyuta evrilmek durumunda kaldı. Çünkü üzerinde kavga edilen yeni ülkelerin fethedilmesi veya ülkelerin kontrol edilmesi değil, kaynakların kontrol edilmesidir. Büyük ihtimalle bu Ukrayna krizinde en çok işittiğimiz kavramlardan bir tanesi gıda krizidir mesela, tahıl krizi. Acaba tahıl koridoru açılacak mı, açılmayacak mı? Çünkü onlarca ülke açlıkla karşı karşıya kalacak bir noktaya geldi. Dolayısıyla güvenlik kavramının kendisinde çok ciddi bir genişleme ortaya çıktı. Ve pandeminin kendisinin bize söylediği şey, düşünsenize 7 milyar insanı hani deli gibi affedersiniz, tımarhaneye tıkar gibi bizi evlerimize tıkadılar. Bütün öyle bir görünmez bir güç düşünün. Neden?
ciddi bir salgın vardı, pandemi denilen küresel bir salgın vardı ve bu küresel salgın ile mücadelede hükümetlerin galip gelebilmesi için, devletlerin etkili olabilmesinin tek yolu olarak bizi içeri sıkmak olarak algıladılar. Ama bunun devamında başka konular var. İşte enerji konusu, enerjinin sürdürülebilir olup olmadığı, gıdanın sürdürülebilir olup olmadığı, yarın öbür gün başka bir benzeri kriz çıktığında acaba işte onun da şifası olacak mı? Hani sağlık alanında söylüyorum. Dolayısıyla Ferhat Hocam'a bakıp bunu bir soruya dönüştürüp belki biraz daha açmasını söyleyeyim. Yani öyle bir döneme giriyoruz ki bir insani güvenlikten bahsediyoruz. Yani insanların farklı farklı krizleri vardır. Çevresel konular var, onu söylemeyi unuttum. Yani depremden, sellerden, kuraklıktan ve benzeri hususlardan kaynaklı çok ciddi tehdit algılamaları var. Yani düşünsenize daha düne kadar dünyanın en büyük üçüncü gölü olarak bilinen Aral Gölü %90 oranında kurumuş bulunmakta. Yani bu sadece bir yer değil, onun gibi başka pek çok yer işler var. Dolayısıyla bu güvenliğin yeni boyutlarının devletlere, insanlara, insanlar nasıl bir tehdit oluşturduğunu bize biraz ifade edebilir misiniz hocam? Teşekkürler hocam. Ben de öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Bizim için burada olmak ayrı bir anlama sahip. Çünkü Batman'da doğan, ilkokulu, ortaokulu, liseyi Batman'da okuyan, şu anda konuşurken hem rektör hoca, çocukluk arkadaşım, hem burada yine gençlik çocukluk arkadaşlarına beraber bulunmak ayrı bir zevk veriyor. Dolayısıyla benim için belki Muhittin Hoca'ya bunu hatırlayacağım. Biraz daha farklı bir anlam var burada konuşuyor. Ben de sayılırım. Şehir merkezinde Bitlis plakasının şeyini gördüm. Tabelayı gördü hocam. Doğru. Ben de Bitlis'ten geldim buraya. Yani çok uzaktan gelemiyorum. Doğru. Şimdi hocamızın çizdiği çerçeve üzerinde aslında biraz daha kısaltarak bir hatırlatmalar yapacağım. Böyle gitgeller yaparak anlatmak istediğimi anlatmaya çalışacağım. Kasım 2021'de belki duymuşsunuz, hani taraftar konferansında bir şey toplandı Glasgow'da. Temel mesele de bu küresel iklim değişiminde artık yeşil teknoloji veya yeşil tüketime doğru geçilmesi, dolayısıyla hidrokarbon yakıtlarının kullanımının azaltılması, kömürün tamamen yasaklanması, nükleer santrallerin de ilerleyen planda yasaklanması, yeni santrallerin aşılmaması, mevcutların belli bir süre sonra kapatılması, yani yeşil enerjilerin diye bir şey tartışılıyordu. Ondan yine 2 sene önce, 2019 aralığında yine bir NATO zirvesi olmuştu Londra'da. Buradaki zirvede de bir yandan Donald Trump, Amerikan Başkanı, NATO'ya ne gerek var beyanında bazı tartışmalar açmıştı. Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron da NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğini ifade etmişti. Şimdi bu küresel dönüşüm süreci o kadar dinamik bir şekilde işliyor ki devletlerin veya hükümet başkanlarının bir 6 ay önce veya bir sene önce söylediklerinden bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Covid pandemisi buna belki de tuz biber ekti ama günün sonunda şunu gösterdi. Bu son krizler, özellikle Covid ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreç öncesinde daha böyle tahayyül edilen dünya konformist bir dünyaydı. Yeşil enerji, dolayısıyla çevre iklim hassasiyeti, barış içinde bir arada yaşama, işte savaşlar engellenmesi, en azından belli bir coğrafi alanda bunun engellenmesi, Avrupa örneğinde olduğu gibi duvarlar örülmesi, dikenli teller örülmesi, böylece göçün nedenlerine çözüm bulmasa da göçün kentlere gelmesinin engellenmesi şeklinde geçtiğimiz günlerde Joseph Borrell ifade ettiği gibi bizim kendi bahçemiz var, dışarısı orman, ormandan bize doğru geliyor şeklinde bir tabirle bir refah alanının artık eskisi kadar söz konusu olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ve bu öngörülerle yine bireyler, sivil toplum kuruluşları artık çok daha etkili aktörler olarak uluslararası ilişkilerde yer alacaklardır. Ama günün sonunda gördük ki devlet ve devlet kurumlarının iyi fonksiyon göstermesi sadece Orta Doğu gibi tamamen coğrafyada değil, bütün dünya genelinde oldukça önemli. Bir diğeri ise devletlerin adaptasyon meselesi. Yani karşı karşıya kaldıkları krizlere adapte olabilmesi oldukça hayat hale geldi. Evet, belki bireyler karşılaşmış oldukları çeşitli güvenlik sorunlarında kendilerince bireysel önlemler alabilirler. Bir ekonomik sorunlar veya bir can güvenliği sorunuyla veya bir barınma sorunuyla ilgili önlemler alabilirler. Ama hani o iyice egemenliği aşılmaya başlayan
eleştirel bir şekilde çoğu kişiye yaklaştığı devlet mefhumunun ne kadar gerekli, ne kadar fonksiyonel olması gerektiğini bize bu süreç ciddi bir şekilde gösterdi. Özellikle bu son 5 senede yaşanan gelişmeler bize bunu gösterdi. Ve devletler açısından o kadar böyle önemli ipuçları var ki, ben biraz önce devlet başkanlarına ilişkin örnek verdim. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri bir bütün olarak Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyorlar bir örnekler açısından. Çok ciddi yaptırımlara bulunduğunu varsayıyoruz teknik açıdan baktığımızda. Hatta Türkiye'nin ticareti devam ediyor diye eleştirilere var bu süreçte. Son 6 ay, daha doğrusu Rusya işgali başladıktan sonraki ilk 6 ay, şu an 8. aydayız. İlk 6 ay içinde Avrupa'nın Rusya'dan almış olduğu enerjiden herhangi bir kesinti yok. Diğer ifadeyle her ay ortalama 35 milyar dolar ödeyerek Rusya'ya aslında bir anlamda yaptırımın uyguladıkları Rusya'nın savaşını da finanse ediyorlar. Ama diğer taraftan da tam tersini söylemek için de başka aktörlere biraz daha eleştirel yaklaşabiliyorlar. Günün sonu belki şöyle kısa bir şekilde toparlayayım. Güvenliğini ve çok çeşitli şekilde devrileştiğini, genişlediğini görüyoruz. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle Papua Yeni Gine'deki veya Somali'deki insanın gelecek seneki gıda tedarikini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Ama bu tür durumlarda devletlerin bir, en başta dirençli olması gerektiği, iki, aynı zamanda ortaya çıkarttıkları, özellikle Türkiye örneğinden sonra daha derin mesela gireceğiz, çünkü Türkiye merkezde konuşacağız diye konuşmuştuk kendilerimizle. Türkiye örneği olduğu gibi bu direncin yanı sıra pratik çözümler ortaya koyarak belli mesafeler kat edilmesi oldukça hayati hale geliyor. Belki son sözüm şu olur bu sırada. Bireyler evet önemlidir, örgütlenmeler, sivil toplum kuruluşları vesaire her şey önemlidir, aktörlerden, uluslararası örgütler önemlidir. Ama günün sonunda şu son yaşadığımız krizlerde, ister jeopolitik boyutta, isterse COVID pandemisi boyutunda, evet diğer aktörlerin yanı sıra devletin olmazsa olmaz olduğu, güçlü devlet fonksiyonları olmazsa olmaz olduğu net bir gerçek olarak karşımıza duruyor. Teşekkür ediyorum Ferhat Hocam. Aslında ciddi bir paradoksla karşı karşıyayız. Bir tarafta az önce ifade ettiğim yeni güvenlik ve tehdit algılamaları, öbür tarafta da eskinin geri gelmesi söz konusu. Ferhat Hocam özellikle eskinin geri gelmesine bir vurgu yaptı. Çünkü bu Ukrayna-Rusya savaşından hemen önce Avrupa Birliği'nin güvenlik bütçesinin büyük bir kısmı çevre sorunlarına, uzay çalışmalarına ve benzeri konulara tahsis edilmiş gibi. Fakat bu savaşla birlikte ciddi bir zihniyet dönüşümü yeniden yaşanmak zorunda kaldı. Mesela Almanya'da devrim niteliğinde bazı adımlar atıldı. Güvenlik bütçesi, askeri bütçe korkunç miktarlara ulaşmaya başladı. Belki son 70-80 yıldır hiç tahsis etmediği bir bütçeyi silahlanmaya, askeri alana yönlendirmek zorunda kaldılar. Yani eskinin geri gelmesinden kasıt aslında güç siyasetinin geri gelmesi maalesef. Belki o emperyalizm döneminin son döneminde Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşanan gelişmelere benzer gelişmeler yaşamaya başladı. Tam böyle bir dönemde paradokstan kastım şu, bir taraftan her bir devlet kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kalacak. Mesela Türkiye'nin son zamanlarda caydırıcılık gücünü arttırmasının temel nedeni savunma sanayi alanındaki gelişmelerdir aslında. Daha düne kadar %5 oranında bir kendi imkanlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir devletken bugün %70'in üzerine çıkarmış bulunmakta. Ve yetmedi, 170 farklı ülkeye mühimmat ve silah satar hale gelmiş. Şimdi bir taraftan bu var, öbür taraftan devletlerin birbirlerine olan ihtiyacı ve bağımlılığı da devam ediyor. Bu küreselleşmeyle beraber işte Çin'de çıkan bir mikrop bütün dünyayı etkiledi. Zannedersem 12 milyonun üzerinde insan bu virüsten kaynaklı hayatını kaybetti. Bu bir büyük savaşın, bir dünya savaşının belki yol açabileceği bir insan kaybıdır maalesef. Veya işte Ukrayna'daki savaş Afrika'daki devletleri açlıkla karşı karşıya bırakıyor. Neden? Çünkü Afrikalı devletler dünyanın en büyük iki gıda ihracatçısı olan iki devletten etkileniyorlar.
Bu ciddi bir paradokstur ve büyük ihtimalle paradoks devam edecek. Şimdi Türkiye'de de yani bu genel resmi çizdikten sonra Murat Hocam'a Ukrayna Savaşı'nda, daha doğrusu iki sorun. Bir, Ukrayna Savaşı Türkiye'yi nasıl etkiledi? İki, Türkiye'nin buna verdiği cevap ne oldu? Yani Türkiye'nin savaşı yönelik siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler hocam. Tabii yani Ukrayna Savaşı bütün Avrupa, bütün dünya için bir şok aslında. Yani belki beklenebilir bir durumdu ama özellikle yani 2022 yılında Rusya gibi bir aktörün Ukrayna gibi bir devleti işgal etmesi bağlamında belki konvansiyonel manada beklenmeyen bir durumdu. Yoksa Rusya ayakta kalmak için veya etkisini bir şekilde derinleştirmek için çeşitli sahalarda farklı tiplerde savaş zaten yürütüyor. Yani bunu Avrupa'da özellikle görmek mümkün, Orta Asya'da görmek mümkün veya başka alanlarda, Rusya'nın ilgi duyduğu alanlarda görmek mümkün. Tabii ki Ukrayna Savaşı bu anlamda Avrupa'daki Soğuk Savaş sonrası oluşan statükoyu bir kere yerinden etti. Yani o statüko bozuldu ve Rusya'nın da revizyonizm, yani bulunduğu konumdan memnun olmayan bir devlet olduğunu ispatlamış durumda. Bunu her ne sebeple yapıyor olursa olsun, Rusya bir revizyonist bir ülke. Bunu yapmaya da devam edebilecektir. Böyle bir en azından bir politik tercihlerde bulunabileceğini net bir şekilde bize göstermiş oldu. Tabii ki bu savaşla birlikte çok sıklıkla dile getirilen Avrupa güvenlik mimarisi de bir takım değişimlere uğradı ve uğramaya da devam edecek. Rusya Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa'nın ve NATO'nun bir partneri niteliğindeydi. Hem siyasi bir partner, hem ekonomik bir partner, hem de NATO'nun iki bacaklı politikası bağlamında bir diyalog ortağı. Bu çok önemliydi. Çünkü NATO, Sovyetler Birliği, Batı Sovyetler Birliği savaşının bize sona erdiğini gösteriyordu. En azından zihinsel olarak. Pratikte böyle bir şey olmadı tabii ki. Neden? Çünkü NATO genişlemeye devam etti Soğuk Savaş sonrasında ve bu Rusya'nın korkularını derinleştirdi. Şimdi yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi siyasi düzeni inşa etmek zorunda. Ve bu Rusya'sız olacak. Bunun NATO 2022 strateji belgesinde de net bir şekilde gördük. Yani bu iki bacaklı politika artık terk edilecek. Neydi o iki bacaklı? Çok basit bir şekilde. Hem Rusya'yı caydıracak bir silahlı güce, askeri güce hakim olacaktınız. Ve Rusya'nın etrafındaki ülkeleri NATO'ya üye yaparak o silahlı caydırıcılığınızı ayakta tutacaktınız Rusya'ya karşı. Ama aynı zamanda siyasi diyalog da devam edecek. Mesela bazı NATO tatbikatlarına Rusya'nın gözlemci olarak katılması gibi. Dolayısıyla hem dostuz ama aynı zamanda bir düşmanlık, bir rakiplik pozisyonumuz var. Bu şimdi ortadan kalkmış durumda. Bunun anlamı ne? Türkiye'yi çünkü çok yakından ilgilendiler mesela. Artık bundan sonra benim öngörebildiğim kadarıyla önümüzdeki kısa vadeli bir dönem içerisinde, iki yıl içerisinde veya orta 2-5 yıl dönemler içerisinde Rusya'nın Avrupa ekosisteminin tamamıyla dışına itildiği bir dönemle karşı karşıya olacağız. Yani bu ekosistemden bahsettiğim şey şu, siyasi olarak zaten kolay ama ekonomik olarak Rusya'yı dışarı atmak çok kolay değil. İşte Avrupa bunu yapmaya çalışacak. Askeri olarak zaten bu ekosistemin dışına atılmış olacak. İşte tam da böylesi bir dönemde Türkiye'nin hem dış politikasının geleceği açısından çok önemli bir dönemdeyiz. Hem de Türkiye'nin bu dışlama pratiğine mevcut uyguladığı dış politikayla ne kadar dayanıklı olup olmadığını, bunun ne kadar sürdürülebilir olup olmadığını göreceğiz. Türkiye ne yaptı? Seçenekler vardı önünde. Bir, NATO üzerinden Rusya'yı dengeleyebilirdi. Değil mi? Bu bir tercih. Ama bu başarısız olurdu. Çünkü Rusya'yla sahip olduğu yeni ilişki tipi böylesi bir dengeleme stratejisinin çalışmasını imkansız kılar. Ukrayna üzerinden dengeleyebilirdi. Tarihte çeşitli defalar olduğu gibi. Bu da askeri olarak maliyet üretirdi. Ne yaptı? Kendi özgün politikasını, bir denge, dengeleyici değil ama bir denge, kendisinin politikası denge politikası. Yoksa yani Rusya'yı Ukrayna'ya, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı dengeleyen bir politika izlemiyor Türkiye.
Dolayısıyla bunu hayata geçirmeyi başardı. Tabii ki bu başarının arkasında, yani dün de gördük onu, kesinlikle siyasi liderliğin çok büyük bir etkisi var. Yani dün, yani bir gün önce Putin'i arayıp ertesi gün tahıl anlaşmasını tekrar hayata geçirebilecek, şu anda 193 ülkenin liderleri arasında ikinci bir lider yok. Böyle bir şey yok. Yani kimse Putin'i böyle bir noktada ikna edebilecek bir kabiliyete sahip değil. Şimdi dahil. Yani diğer liderleri faydalı falan saymıyor. Yani dolayısıyla bu siyasi liderliğin bu denge politikasını yürütme konusunda çok etkili olduğunu ben söyleyebilirim. Tabii ki bu şu anlama gelmez. Altta çalışan muazzam bir diplomatik trafik var. Yani Ukrayna dosyası bugün Dış İşleri Bakanlığı'nın en önemli dosyası. Bir Milli Savunma Bakanlığı var. Yani bunlar çalışıyorlar, biz bunları görmüyoruz. Bir istihbarat teşkilatları, Ukrayna dosyası bir istihbarat dosyası gibi gözükmüyor ama hiç de öyle değil. Orada da yani çalışan kurumlar, bu da Türkiye'nin diplomatik kabiliyetini, kapasitesini gösteriyor. Ama yani önümüz hani bu anlamda çok parlak olacak mı? Orada biraz pesimistim hocam ben. Eyvallah. Yani inşallah bu savaş o kadar uzun sürmezse Türkiye'nin bu kendi merkezli olarak geliştirdiği siyaseti de meydan okumalarla karşı karşıya kalmaz. Tabii Murat Hoca'nın ifade ettiği husus çok önemli. Türkiye aslında son dönemde özellikle kendi ayakları üzerinde durma stratejisi bağlamında ciddi bir bağımsız dış politika izleme yönelimi içerisinde ve bunun bir göstergesi olarak da Ukrayna Savaşı'nda kendi müttefiklerinden farklı bir siyaset istiyor. Yani NATO'dan veya diğer batılı devletlerden, tabii müttefik derken aslında ne kadar müttefik olduklarını da sizin değerlendirmelerinize bırakayım. Yani pek öyle bir müttefiklik ilişkisi de son zamanlarda yaşanmıyor maalesef. Türkiye ile Batı arasında ciddi bir karşılıklı hatta çatışma söz konusu. Ama sürekli eleştiriliyor Türkiye aslında. Bir taraftan yapıcı bir siyaset izliyor. Mesela dün itibariyle 10 milyon tondan fazla tahıl şu ana kadar İstanbul ve Çanakkale boğazından geçirilerek dünyanın farklı ülkelerine ulaştırılmış. Bu aslında ciddi bir küresel krizi önlemede oynanan çok yapıcı ve etkili bir rol. Bunu kaç kişi ne kadar takdir ediyor önemli değil. Yani edenler var. Dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken mesela Türkiye'ye teşekkür eden bir açıklama yapmıştı. Diğerleri benzeri açıklamalar yapıyorlar ama öbür taraftan Türkiye bir de eleştiriliyor. Hatta öyle bir noktaya geldim. Şimdi Ferhat Hoca'ya döneceğim. Bunu soruya dönüştürüp cevabını almak isterim. Yani bazıları Türkiye'nin NATO'dan çıkarılma durumuyla karşı karşıya kaldığını bile söylüyor. Yani acaba bu Ukrayna Savaşı'ndan hareketle yani Türkiye'nin Ukrayna krizine yönelik oynadığı rol, yani izlediği siyasetten hareketle Türkiye-Batı ilişkilerinde ne oldu? Yani Türkiye-Ukrayna'da ne yaptı ki Batılı devletlerin hala Türkiye'ye yönelik böyle bir çatışmacı ve dışlayıcı bir siyaseti var? Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Sorunuz oldukça önemli. Aslında bütünleştirip belki de gitmek lazım. Şimdi Türkiye'nin Ukrayna politikası kaçınız uluslararası ilişkiler vericisiniz bilmiyorum ama önümüzdeki dönemlerde siyasi tarih derslerinde, Türk dış politikası derslerinde üzerinde önemli durulacak, uygulanacak önemli bir vaka. Çok başarılı bir siyaset, çok dengeli bir siyaset ve çok fazla sonuç ortaya çıkaran siyaset. Ama Türkiye'nin Ukrayna politikası gelişirken evet siyasi liderlerin etkisi vardı, evet Türkiye'nin diplomatik kurumlarının etkisi vardı. Ama bunlar da birbirine inşa ediyor. Ben birazcık dünya geriye sahiplerimize getireceğim. Türkiye diğer birçok ülkeden farklı olarak çok fazla meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Çok ciddi güvenlik sorunları içeriden dışarıdan, bölgesel jeopolitikte sürekli olan krizler, sadece yakın coğrafyamızı düşünelim, haritalardan düşünelim, Suriye'den başlayalım. 2011'den beri ortaya çıkan bir insani krizde iç savaş. Irak'ta 2003
ABD'nin Irak'ı işgalle başlayan bir kriz ve savaş ve onun öncesinde de 80-88. Irak Savaşı, arkasından Irak'ın işgalle Kuveyt'i, Irak'ı yapan operasyonundan saymıyorum dedi. İran'a baktığımızda İran'ın nükleer faaliyetlerinde değil de ortaya çıkan baskılar, yaptırımlar ve gerginlikler ki hiçbir ilişkisi olmasına rağmen Türkiye'nin de bu yaptırımlardan etkilendirmek istenmesi veya ilişkilendirmek istenmesi geçtiğimiz senede Halk Bankası davasında gördüğümüz gibi. Yukarı çıkalım, Ermenistan'ın 30 sene boyunca Azerbaycan topraklarının işgalini söz konusuydu ki geçtiğimiz son 2 yılda, 2020 yılındaki o 2. Karabağ Savaşı'nda ciddi bir sonuç ortaya çıktı. Onun karşısında Gürcistan, 2008 Rusya'nın işgali ve kırılgan bir devlet, Türkiye'nin desteği belki de tek tutunabileceği dağ konumunda Gürcistan için. Coğrafi anlamda başka çıkışı yok. Karadeniz'e bir denge oluşmuş çoğu denge Rusya tarafından ciddi bir şekilde sarsıldı son işgalden önce. Kırım'ın işgalini kastediyorum. Ciddi bir şekilde sarsıldı. Dolayısıyla orada hemen kaybetmesi belki Bulgaristan en istikrarlı kavuşumuz. Ama gerek Yunanistan'da yaşadığımız ikili ve daha kapsamlı bölgesel sorunlar, Doğu Akdeniz'de yaşadığımız jeopolitik güç mücadelesi, enerji kaybetenler güç mücadelesi, Türkiye'yi kaçınılmaz bir şekilde acı tecrübelerle beraber ciddi bir birikim elde etmesine sebep oldu. Hem kurumsal anlamda, hem savunma sanayi anlamda, hem de politikalar açısından. Şimdi buradan hareketle Muhittin Hoca'nın sorusuna gelecek olsam, Batı-Türkiye ilişkileri sorusuna ben aslında karşı sorular cevap vermek isterim. Hangi Batı? Batı dediğimiz şey artık eskisi kadar monolitik bir bütün mü? Batı kendi içinde parçalandı mı? Veya Batı artık eskisi kadar etkili bir cazip mi, cazibe merkezi mi? Batı'nın kendisi bile daha da Covid salgınından önce batısızlığı tartışıyor. O oryantalist bakış açısı yavaş yavaş oksidantalizmle kendisine Batı'ya artık eşitler bir gözle yaklaşan ve Batı'yı hakim görmeye başlayan bir konuma doğru gitmeye başlamıştı. Buradan hareketle yani Batı dediğimiz zaman hangi Batı? ABD'ye eğer bunu merkeze tutacaksak Avrupa'yı nereye koyacağız? Avrupa'nın kendi içinde işte Almanya ve Fransa'nın ayrı bir politika izlemesi söz konusuyken örneğin Polonya, Macaristan daha farklı kaygılara sahip oluyor. Lüksemburg bundan hiçbir sene ilişkisi olmayabiliyor. Beraber çıkalım. Dolayısıyla Batı'nın da kendi içinde homojen bir bütün olmadığını görmemiz gerekir. Ama bence buradaki en önemli husus, Türkiye'nin bu acı tecrübelerle elde ettiği birikimle eş zamanlı olarak bu küresel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan jeopolitik güç boşlukları ve güç mücadelesi. Bu güç mücadelesi bir ayağı Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da, Somali'de, Orta Doğu Büyütürüğü'nde, bir ayağı Orta Asya'da, Güney Kafkasya'daki Uygur Hoca'yla beraber Kafkasya'da bu savaşlarla, Karabağ'la alan, bir ayağı Doğu Avrupa'da şu anda Rusya, Ukrayna'da görüyoruz. Avrupa'nın kendi içinde aynı şekilde bu güç mücadelesini izleyen görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye burada kendine özgü bir politikayı izledi ama bunu izlerken de ciddi anlamda birikimlerle beraber hareket etti. Ve bundan sonra da açıkçası Türkiye-Batı ilişkilerinde Türkiye en azından farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Batı dediğimiz mefhumları eğer ayrıştıracak olursak, mesela ABD'de özellikle bu 2007, 2008, 2010 döneminde bir TÜBİTAK projesi çerçevesinde araştırmalar yapıyorum Washington'da. Washington'da konuştuğumuz zaman şöyle bir şey düşünün, 2008'de AK Parti'nin kapatma davası vardı. Anayasa Mahkemesi kararını açıklayacak, henüz dava süreci devam ediyor ve AK Parti döneminde iktidar. ABD'de Washington'da Dışişleri Bakanlığı'na konuşurken bize sordukları soru şuydu. Ya AK Parti yani hükümet kapanmak üzere, dolayısıyla partinin kapatma ihtimali çok yüksek. Peki neden böylesine bir siyasi risk olmasına rağmen Başbakan Orta Asya'da, Cumhurbaşkanı Afrika seyahatinde? Yani Türkiye ile kurmuş olduğu ilişki, 90'lı yıllarda kurmuş olduğu ilişki modeli üzerinden yürütmeye çalışıyor ve anlamlandıramıyorlar. Sadece Türkiye'de işte 2018 Cumhurbaşkanı Hükümeti'ne geçmesinden sonra hatta bırakalım onları son 3 aydaki Türkiye'ye gelen heyetler, devlet başkanı, hükümet başkanı, bakanlar üzerinde gelen heyetler ve Türkiye'den gelen heyetleri dikkate aldığımızda yani mesela ben bir çalışma yapıyorum şimdi stajyer sadece Azerbaycan'la ilgili Ekim ayında, bu Ekim ayında 20'den fazla karşılığı ziyaret buldu. Gün, yani her gün en az bir heyet bakan üzerinde, bakan yardımcısı üzerinde veya daha üst düzeylerde karşılıklı olarak gidip geliyorlar. Dolayısıyla böylesine bir dinamik süreçte Türkiye'nin kendine özgü oluşturduğu
politikanın etkisi var ve Batı ile ilişkiler artık eskiden daha farklı bir zihniyetle ele almasının ilişkisi var. Ama buradaki esas sorumluluk Türkiye'nin ittifak ilişkilerine veya işte eski iyi ilişkilere uyumaması değil, daha çok Türkiye eski ilişki modellerini sürdürmek istediği halde bundan karşılık görmemesi, hatta bilakis bundan zarar görmesi. Yani burada bırakayım isterseniz ama şunu sonra belki ifade etmek isterim. Türkiye'nin buradaki reaksiyonu aslında reaksiyon, aksiyon değil. Batı'nın kendi içindeki o Umut Hoca belirttiği eleştirilerin sonucunda Türkiye farklı bir alternatif, kendi özlü politika geliştirme durumunda kaldı. Ve açıkçası şu ana kadar görünen şey bu konuda başarılı oldu. Eyvallah. Yani tam Ferhat Hoca'nın bıraktığı yer çok önemli. Son dönemde Türkiye'nin izlediği siyasetin Batı tarafından hoşnutlukla kabul edilmesinin özünde bu bakış açısı var. Batı yani tahakkümcü bir bakış açısıyla herhangi bir devletle ilişkisini geliştirir. Hiyerarşik bir ilişki istiyor. Yani bir bağımlı ve bağlanan ve bağımlı olan ilişkisi. Dolayısıyla mesela Türkiye'nin veya Ukrayna'nın veya herhangi bir devletin Batı için değeri ne kadarsa ona verdikleri genel değer de olur. O Batı dışındaki menfaat ötesinde herhangi bir kıymet biçilmez. Zaten ideolojiler çağı da bittiği için hala, gerçi Türkiye'de birileri için belki bitmemiş gibi görünüyor ama şükürler olsun veya maalesef kişiye göre değişir bu çünkü. Artık ideolojiler uluslararası siyaseti belirleyen hususlar değil. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde siyasetin şu kadarcık da olsa bir etkisini hissedemezsiniz. İdeolojinin siyaset üzerinde bir etkisi yok. Yani komünist, eski usul söylüyorum, eskiden komünistler vardı, sağcılar vardı, solcular vardı. Belki Türkiye hala o noktada biraz geri kalmış. Maalesef öyle bir ayrım hale devam ediyor ama Avrupa'da da, Amerika'da da, Rusya'da da, Çin'de de böyle bir durum söz konusu değil. Şunu ifade etmeye çalışıyor. Yani siz Batılı devletlerle ilişkilerinizde eğer milli bir siyaset izlemek istiyorsanız siz kötüsünüz. Bu kadar. Hangi hayat tarzına sahip olduğunuz önemli değil. Hangi ideolojiyi benimsediğiniz önemli değil vesaire. Hiçbir hüküm yok. Yani bir parantez açıp mesela Amerika'nın organize ettiği bazı askeri darbeleri söyleyeyim size. 53 yılında İran'da düzenledikleri askeri darbe bir seküler, liberal, milliyetçi bir hükümete karşıydı. Bakın, Amerika yapıyor bunu. Ve bunun için Obama özür diledi. Ne zaman? 2009 yılında. Evet, biz bunu organize ettik. Kimi de ediyorsunuz? Hani sözüm ona mollaları istemiyor, şunu istemiyor, Şiileri istemiyor. Öyle değil. Gittiler, dünyanın en otoriter ve despotik insanlarından birisini getirip yeniden iktidar kıldılar. Muhammed Rıza Pehlevi'den bahsediyorum. 20 yıl sonra, 73 yılında Şili'de bu defa sosyalist Salvador Allende'ye karşı bir darbe düzenledi Amerikalılar. Dediğim gibi, mesela İran'dakinin günahı petrolü millileştirmek gibi. Şili'dekinin günahı Amerikan şirketlerinin kontrolü altındaki bakır madenlerini millileştirmek gibi. Bakın o millileştirme kelimesini ben ideolojik anlamda kullanmıyorum. Yani milliyetçi bir perspektifte değil. Devlet merkezli, diyelim ki başkent merkezli bir düşüncenin sonucu olarak söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin son dönemde işte Batılı devletlerin izinden gitmek istemesini reddetmesi yeterince kötülüktür. Yani Türkiye'nin son dönemde bu kadar ötekileştirilmesinin bana göre temel nedeni bu. Ukrayna Savaşı'nda da Batılı devletlerin izinden gitmiyor. Kendi menfaatleri ne gerektiriyorsa öyle davrandığı için zaten çok etkili. Öyle davrandığı için az önce Murat Hoca altını çizdi. Neden Rus liderliği, Türkiye'deki siyasi liderliğin dediğini yapıyorsun sorusunun cevabı da orada. Yani öyle bir önemli husus var, altı çizilmesi gereken. Dolayısıyla bugünkü Türkiye dış politikasının, Türk dış politikasının en önemli boyutlarından birisi bu. Tam bu noktada Murat Hocam, Doğu Akdeniz'e gelelim. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye nasıl bir meydan okumayla karşı karşıya, bunu Ferhat Hoca'ya mı bırakalım? Tamam, onu o zaman Orta Doğu'yu size sorayım.
Doğu Akdeniz'i ona soruyor. Tabii şimdi Orta Doğu, yani Türk dış politikasının en önemli dosyalarından bir tanesi. Çünkü Türkiye çok bölgeli bir karaktere sahip, kimliğe sahip bir bölgeye de tamamıyla indirgeyerek Türkiye'yi tasvir etmek, betimlemek çok mümkün değil. Türkiye o anlamda hem Avrasya'nın bir parçası, hem Balkanların, dolayısıyla Avrupa'nın bir parçası, hem de Kuzey Afrika'nın bir parçası olarak kendisini konumlandırmak zorunda. Yani bu hem tarihten gelen bütün bu dış politika pratikleri bağlamında mecburi bir durum, hem de cari dış politika konuları açısından olmazsa olmaz. Orta Doğu bir çatışma altısı maalesef. En büyük bence özellikle ben öyle görüyorum. Yani çatışmayı çalışan birisi olarak da bu hafta çatışma altısı. Türk dış politikasını da bu yönüyle çok fazla etkiliyor. İkincisi, ya bu havza, yani Kuzey Afrika ve Orta Doğu, gerçi Orta Doğu deyince aklımıza çok geniş bir coğrafya da gelebilir ama temelde Orta Doğu'yu üçe de ayırarak incelemek lazım. Bir Kuzey Afrika hattı, bir Levant hattı, daha çekirdek Orta Doğu ve elbette bir Körfez bağlamında. Bunun hepsi Orta Doğu olarak da tasvir ediliyor. Şimdi bütünüyle bakıldığında bu bağlamda politik düzenden de yoksun Orta Doğu. Yani bir Türk düzensizlik halinin kalıcılaşması gibi, normların çalışmadığı, ya bu Orta Doğu'daki, Orta Doğu coğrafyasındaki toplumların, milletlerin ve devletlerin suçu değil elbette. Bir işte bir sömürge geçmişi, bir emperyalizm geçmişi, bir düzensizliği daha Orta Doğu'yu kurarken daha baştan inşa edilmesinden kaynaklı bir problem. Ama maalesef bu coğrafyanın bir düzensizlik ve düzensizliğin kalıcılaşması gibi bir problemi var. Bütün bunlar aslında Türk dış politikasını etkileyen. Terörizm, radikalleşme, şimdi Afrika'ya doğru kayıyor. Harita, dünya haritası artık Afrika'da kırmızılaşıyor. Terörün yeni merkezi Afrika olacak. Orta Doğu'da biraz daha çatışmalar azalıyor terörizm bağlamında. O da çok ciddi bir sorun. Devlet yapıları çözülmüş durumda. Yani devletlerin yapıları ya çok güçlü, çok fazla otoriter ya da çok gevşek. Dolayısıyla bir iç nizam oluşamadığı için sınırlar arası bir problem ortaya çıkıyor. Bu da Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Bunlara tabii çok fazla alt başlık eklemek mümkün Orta Doğu'nun problemleriyle ilgili. Şimdi şeye bakıyorum, belki hoca o soruyu sorar diye. Dünyanın yine ikinci en kırılgan coğrafyalarından bir tanesi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 risk raporuna bakın. Orası çok önemli. Ben belki geleceği tartışırız diye oraya bakmıştım. 10 tane risk var. Orta şey, uzun vadede 5-10 yıl. Kısa vadede daha çok büyüyor. 10 tane riskin 5 tanesi çevreyle ilgili. Bunların hepsi Orta Doğu'da var. Bakın iklim değişikliğinin iklim değişikliğiyle mücadelenin başarısızlığa uğraması. Yani yarın öbür gün, yani Orta Doğu'da böyle ordular, askerler falan bunların konvansiyonel savaş yapmasına ihtiyaç olmayacak bir durum oluşabilir. Aşırı hava koşulları, ikinci büyük risk. Yani Pakistan'da görmüştü değil mi? Bir sürü iş hayatını kaybetti. Üçüncüsü, biyoçeşitliliğin azalması ve kaybolması. Düşünebiliyor musunuz? Bu şu anda karşımızda olan en büyük üçüncü risklerden bir tanesi. Yani kuşların, böceklerin, yılanların, farelerin, bilmem başka türlerin yok olmasından ve bunun küresel sonuç üretebilme potansiyelinden ve bunun gerçekten artık kapımızı tıklayan değil, kapımızın içinde olan bir riskten bahsediyorlar. Doğal kaynaklar krizi, zaten malum, Orta Doğu açısından petrol diyoruz ama bir petrol mekanındayız. Su, en temel problem, suya ulaşım, işte Ferhat Hoca'nın daha çok uzmanlığına giren bu Rönesans Barajı'nın hikayesi, değil mi? Mısır'la Etiyopya arasında, şimdi kan revan içinde Etiyopya. Yani hükümet bu barajı yapmaya başladı. O baraj Nil Havzası'nı besliyordu. Suyu tutacak. Mısır'da ne yapacak? Nil Havzası'na su az gelirse, Mısır zaten ekonomik buhran içerisinde. Ne olacak? O da farklı grupları destekledi bir şekilde. Etiyopya'da şu anda kan gölü götürüyor. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla insanların çevreye verdiği zarar. Bakın daha şeye girmedim. Yani çatışmalar, jeopolitik kavgalar falan onlar yok. Bu beş tanesi çevreyle ilgili. Şimdi biz Orta Doğu'ya tabii çok geleneksel bakıyoruz. Türk dış politikası da Türkiye'de
maalesef bu bütün Orta Doğu'nun bu ortaya çıkarmış olduğu bu durumdan etkilenmek zorunda. Dayanıklılığı arttı son 5 yılda. Yani Berat Hoca'nın söylediği o reaksiyon verme, cevap üretme. Hem nasıl cevap üreteceğini artık daha iyi biliyor ama aynı zamanda kendisini de bu tür krizlere karşı dayanıklı hale getirme aşamasında. Bence yeni dönem biraz bununla ilgili bir dönem olacak. Yani sadece dış politika değil, askeriniz, topunuz, tüfeğiniz çalışmayacak. Yani şimdi görünsüz göç bölgesi altında çalışıyor. Şimdi bunu neyle karşılayacaksınız? Askerle falan olacak bir iş değil mi? Yani bir dayanıklılık oluşturması, toplumsal dayanıklılık, ekonomik dayanıklılık, devlet dayanıklılığı, toplumun bile dayanıklılığından bahsediyoruz değil mi sevgili hocam? Yani dolayısıyla Orta Doğu'yu hem dış politika, yeni dış politika hem de bu geleneksel olmayan ama artık kendisi haline yani sorunlar bağlanıyor. Evet, salona dönmeden önceki son soruyu Terhat Hoca'ya sorayım. Doğu Akdeniz'i soracağım ama Doğu Akdeniz'de az önceki soruyla irtibatlı. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye Yunanistan'la mı karşı karşıya yoksa Batı ile ABD başta olmak üzere Batı ile karşı karşıya ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını nasıl etkileyecek? Yani bir yıpratma politikası veya bir kuşatılmışlık politikası, çevreleme politikası olarak da ifade edilen bir durumla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik siyaseti ve bölgeleri nasıl etkilendiği konusunda siz ne dersiniz? Tabii hocam, mümkün mertebede kısa bir şekilde son soruyu yanıtlamaya çalışayım. Hep küresel dönüşüm sürecinden bahsettik ve henüz yeni sistemin ortaya çıkmadan bahsettik. Bu dönüşüm sürecini bence en önemli laboratuvarından veya örneklerinden bir tanesi Doğu Akdeniz. Hangi boyutları Doğu Akdeniz? Şimdi hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Yanlış varsa Mustafa Bey beni düzeltebilir. Son 10 yılda keşfedilen enerji rezervleri, hidrokarbon rezervlerinin %80'den fazlası denizlerden çıkmış durumda. Ve Doğu Akdeniz, bir iki tane sağ haricinde bakir var. Bir diğer boyutunda Kıbrıs meselesi var ki, hayati kritik mesele Türkiye'nin son 2 senedir pozisyonu daha farklı değişti. Yunanistan belki de en küçük yeri. Dün bizlerin misafiri Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Vermiş olduğu bir örnek hem güldürdü bize hem de aslında bizim ifade etmiş olduğumuz şeyi çok güzel örneklendiriyor. 1 Ocak'tan beri Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilgili 1080 tane tweet atmış. 1080 tane tweet atmış 1 Ocak'tan beri. 1 Ocak'tan beri bizim Dışişleri Bakanımız Yunanistan'la ilgili 40 tane tweet atmış sadece. Dolayısıyla Yunanistan bizim açımızdan Doğu Akdeniz'deki o güç mücadelesinde çok hayati olmasa bile baş ağrıtabilecek bir aktör. Çünkü diğerlerini harekete geçirmeye çalışıyor. Türkiye ile ilgili hesabı olanlarsa ister Batı ister farklı coğrafyalar fark etmeksizin başka aktör geliyor çünkü. Net bir şekilde bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Ama açıkçası ben 2020 sonrasındaki o Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasının reaksiyonlarının gayet başarılı olduğunu, o kuşatmayı en azından şimdi ciddi bir şekilde kırdığını ve bundan da güçlenerek tecrübeler elde edip çıktığını düşünüyorum. Bu Doğu Akdeniz'in ilişki olan Libya en kritik meseleler bir tanesi ki hala hassas. Somali bir diğer boyutuyla ve tabii ki Murat Hocam biraz önce verdiğim Rönesans Barajı'nı tutup da Mısır'a doğru yani Somali'den Afrika Barajı'ndan Kızılderiz üzerinden Akdeniz'e kadar çıkan havza dahil olmak üzere birçok boyut var. Ben biraz daha dış ve güvenlik politikası açısından düşündüğümüzde Türkiye Doğu Akdeniz politikası açısından biraz daha umutluyum bütün politikada. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi çok geniş bir coğrafya olunca aslında böyle panellerde belki çok spesifik bir alana odaklanıp bir tartışma konusu oluşturmak gerekiyordu. Biz nasıl bir dinleyici kitlesiyle karşı karşıya kalacağımızı da doğrusu çok iyi hesaplayamadığımızdan belki. Türkiye'nin genel dış politikasına bir bakalım. Bu meydan okumalar. Dolayısıyla her birisine kısmen dokunmak durumunda kaldı. Yoksa bu konularda söylenecek söz çok çok fazla. Ben belki buradan hareketle o ayrıntılı bilgi vermeyi veya tartışmayı salondan gelen sorularla ve yorumlarla belki bir ileri boyuta taşıyabiliriz. Eğer varsa salondan sorular, soruları alalım. Böylece belki o ayrıntılı
Efendim? Tamam. Yani siz not alırsanız tabii ki. Tabii ki. Yani mümkün mertebe hani özlü bir şekilde ifade ederseniz ve kime yönelttiğinizi de ifade ederseniz memnun olurum. Teşekkür ederim Abdurrahman İzmir'in sosyoloji bölümü öğretmeni için. Ben sorumu Sayın Muhittin Hocam'a dinletmek istiyorum. Bu durumda sizi de moderatörlükten çıkararak bir konuşmanızı, rolleri oynamanızı bir fırsat olur diye. Değerli sorularınızla, hocalarımızın verdiği güzel, aydınlatıcı cevaplarla gerçekten de çok faydalandık. Benim sorum şu, bahsettikleri meydan okumalar ya da Türkiye'nin dış politikada, dış alanda gösterdiği reaksiyonlarda temel bazı sorunlar hala devam ediyor. Özellikle Ukrayna sorununda. Batı ile Rusya henüz son sözlerini söylemiş değil. Akdeniz'le ilgili de aynı sorunlar sürüyor ve ayrıca yine Batı ile karşı karşıya geldiğimiz Kuzey Suriye sorunu da söz konusu. Ben ileriye yönelik Türkiye'nin bu anlamda daha güçlü reaksiyonlar göstermesi potansiyelini neye bağlı olarak görebiliriz? Bu anlamda ileri yönelik bir öngörü, bir perspektif sunmak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Devam edelim. Sefer'i olmak da teşekkür ederim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Öncelikle Batman Üniversitesi'nde bilgi birikim paylaşımı yaptığınız için size teşekkürlerimizi sağlayabilirim. Herhangi bir nedenden dolayı üçüncü dünya savaşı oluşursa Türkiye'nin dış politikası tekrardan denge politikası olmalı mı? Yoksa savaşmalı mı, taraf mı seçilmeli? Kişisel fikirlerinizi bu konuda çok merak etmekteyim. Çünkü bilgi birikiminiz buna gayet elverişli. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Açık ettiniz. Evet, başka soru var mı? İki soru da burada var. İkinci sırada var. Kıymetli hocalarım hoş geldiniz. Murat hocama sorum. Şimdi enerji araştırmacısı olarak soru soracağım. Nükleer bağlamda Türkiye-Rusya ile ilişkinin içerisine girdi. Bu hocam dediğine hangi Batı diyelim. Batı'nın ciddi anlamda eleştirdiği bir nokta bu. Türkiye nükleer Rusya anlaşması. Batı bunun Rusya ile olmasını mı eleştiriyor yoksa Türkiye'nin nükleer araştırmasını mı? Yani nükleer atılımlarını mı eleştiriyor? Çok teşekkür ediyorum. Arkada var, ikinci sırada. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Tarih bölümü öğretim üyesi Ercan Gördek. Türkiye'nin takip etmiş olduğu ekonomi modeli de bu bağlamda bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir mi? Yani yeni bir çözüm yolu olarak sunabilir mi? Bununla ilgili diğer ülkeler bir model olabilir mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Kime sordunuz bunu? Size sordum Sayın Hocam. Bana mı? Tam fan olduğum bir konu. Neyse, ironi yaptım maalesef. Neyse, aldık soruyu. Ekonomi politikası. Yani takip etmiş olduğu Türk tipi ekonomi modeliyle bir meydan okuma söz konusu mu? Onu merak ediyorum. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet, en arkada evet kardeşimiz var. Öncelikle hoş geldiniz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Birinci Sınıf Öğrencisi Abdülhalık Tunç. Sorum Profesör Doktor Muhittin Ataman Hoca'ya 2003 yılında ABD Irak'ı neden işgal etti? Bunun sebebi ABD'nin 11 Eylül saldırıları mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Abdülhalık. Başka soru var mı? Yok. Şimdilik en azından. Neyse ben kendime yönelik bu kadar soru beklemiyordum. Demek ki haksızlık olmuş. Yani ben az konuşmuşum. Normalde moderatörlük yaptığım zaman da çok konuşuyorsun diye söylüyorlar. Yani teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Yani bana soruyu yönlendirdiğiniz için. Türkiye'nin daha güçlü reaksiyonu nasıl olabilir sorusu.
Yani bunun için ilk önce kendi imkanlarıyla, kendi ayakları üzerinde durabilecek kapasiteye sahip olmak. Bu bir ön şarttır. Hem yani kapasite hem de kabiliyetini arttırmak. Ama bu yeterli değil. Hiçbir zaman tek başınıza size yönelik tehditleri gözleyebilecek durumda olamazsınız. Hiçbir derde değil aslında. Onun için diğer devletlerle ilişkilerinizi geliştirmek zorundasınız. Biz uluslararası ilişkilerde dengeleme politikasını bu şekilde tarif ediyoruz. Yani bir devlet tek başına kendisine yönelik tehditleri gözleyemezse, karşılayamazsa başka aktörlerle, başka devletlerle bir araya gelerek, bir göç birliği oluşturarak, sinerji oluşturarak mukabelede bulunmaya çalışır. Ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu yönde imkanlarının olabildiğini düşünüyorum. Bir kere şu anda içinde yaşadığımız bu belirsizlik dönemi Türkiye'ye, Türkiye gibi devletlere fayda sağlıyor. Nasıl? Eğer dünya geçmişte olduğu gibi iki net yuvarla bölünmüş olsaydı, Türkiye'nin işte o dengeli veya tarafsız dış politika izleme ihtimali ve imkanı çok daha zor olacaktı. Sadece bizim değil bu arada. Mesela Suudi Arabistan'da Amerika'nın son dönemde bir takışması söz konusu. Bu bizim aslında, hani ben körfez çalışan birisi Türk olarak söylüyorum, 20 yıldır Suudi Arabistan siyaseti takip etmeye çalışıyorum. Pek düşünebildiğimiz bir husus değil ama öyle bir döneme girmiş olduk ki Suudi Arabistan bile Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutabilecek duruma geldi. Daha doğrusu kafa tutmak zorunda. Şöyle bir durum var, bir parantez açık. Bizim uluslararası ilişkilerde öğrencilerimize çok yani ilk yıllarda öğretmeye çalıştığımız bir husus. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki siz sadece düşmanlarınızdan değil, müttefiklerinizden de tehdit algılayabiliyorsunuz. Öğretmeye çalıştığımız husus şu, Peloponez Savaşları diye bir kitap var. Yani Hazreti İsa'dan önce Yunan Yarımadası'nda yaşanan savaşların tarihidir. Sparta ile Atina ikiye bölünmüş, iki siyasi blok, askeri güç merkezi olarak bulunuyorlar. Bir defasında Atina'dan bir heyet Melia diye bir devleti ziyaret ediyor. Melia devleti ziyaretinde ne istiyorsunuz, ne alem, neye geldiniz diye soruyor. Atina'nın müttefiği olan bir ülke bu arada. Biz sizi ilhak etmeye geldik diyor. Bu belki Irak ilhakı sorusuna da bir cevap olabilir kısmen. Sonra o cevabı o soruya geleceğim. Ya diyor ki size zaten müttefiğimiz. Para istiyorsunuz, para veriyoruz. Asker istiyorsunuz, asker gönderiyorsunuz. Neden bizi ilhak ediyorsunuz, işgal ediyorsunuz ki? Orada Tukidides isimli yazarın Atina temsilcisine söylediği muhteşem, berbat bir cümle de, siyaseten muhteşem bir cümle var. Güçlü yapabileceğini yapar, zayıf katlanmak zorunda olduğuna katlanır. Şimdi o son dönemde eğer döndüğümüz güç politikası, tabiri caizse orman kanununun sadece işlediği ve etkili olduğu, yani kuralların, hukukun, hakların rafa kaldırıldığı genel manada bir dönemde bulunuyorsanız artık sadece düşman ülkeden değil, dosttan da korunmamız lazım. Benim baktığım yerde ben şunu görüyorum. Ben Amerika'dan korunmamız gerektiği kadar Rusya'dan da korkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kuzeyinize zaten bütün Karadeniz'i kendi hakimiyeti altına alan bir Rusya, öbür tarafta Akdeniz'de de bizi kuşatmış bulunmakta. Suriye'de deniz üssü var, hava üssü var, kara üssü var. Suriye demek aslında bir anlamda Rusya demek. Yani Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın da tarihsel olarak ve kültürel olarak onlarla akraba ve onların yanında olduğunu düşündüğümüz zaman bu biraz daha gerçekçi bir duruma geliyor. Yani biz o kuşatılmışlık psikolojisini sadece Amerika'ya ve Batı'ya karşı değil, Rusya'ya karşı da yürütmek durumunda kalacağız. Kaldı ki içinde bulunduğumuz durum, resim her ne kadar farklı olsa da 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Rusya ile Batı'nın anlaşamayacağına dair, bir garanti yok elimizde. Burada Batı ile anlaşamayacak olan bir devlet varsa o da Çin'dir arkadaşlar. Rusya bir Batılı devlettir, bir Avrupalı devlettir. Onlar dün de beraber hareket ettiler. Birisi komünist ve birisi liberal olduğu bir dönemde militarizm ve faşizme karşı bir ortak cephe kurup savaşlar neticede. Yani ideolojiye zıt olduğu bir dönemde. Yarın öbür gün bu iki tarafın bir araya gelmeyeceği ne malum?
Bizim için en korkulu durum da budur. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin en çok korktuğu durum aslında Almanya'nın işgaline maruz kalmaktı. Bu arada Almanya'ya en olumlu siyaset, Almanya'ya karşı en olumlu siyaset izleyen devletlerden birisiyken, bakın, biz İngiltere ve Fransa ile ittifak antlaşması imzaladı. Ama 1944 yılına kadar Almanya'ya kırım satmaya devam ettik. Bu iki doğal gazın oynadığı role benzer bir roldü. Yani bir şekilde savaş dışında kalmayı başardı ama eğer Rusya'ya yönelik bir tehdit olmasaydı, saldırı olmasaydı Türkiye kendisine yönelik yapılacağını düşünüyordu. Türkiye eğer bir dünya savaşı olursa Türkiye'nin denge politikası devam edebilir mi? Bu çok zor. Onun için az önce dua ettim kendi adıma. İnşallah Ukrayna'daki savaş daha fazla uzun sürmez. Çünkü savaş uzadıkça Türkiye'nin bu denge politikasına yönelik riskler de giderek daha fazla artacak. Yani diyelim ki bir yere kadar, belli bir yere kadar size müsamaha ederler. Şu anda hala unutmayalım, Türkiye'nin siyasetinin de, ekonomisinin de kahir ekseriyeti batılı devletlerle ilişkilerden geçiyor. Dolayısıyla bir numaralı ticaret ortağımız olan Almanya'yı parantezi Alman lüksüne sahip değiliz. Ve Hollanda'yı, Fransa'yı, İtalya'yı benzeri şekilde. Dolayısıyla bir şekilde bugün itibariyle biz bunu savunabiliyoruz. Eğer oynadığımız o yapıcı rol. Doğrusu Avrupalı devletler de ondan dolayı Türkiye minnettarlar. Yani biz onların diplomatları ve akademisyenleri oturup konuştuğumuzda hani medyanın önünde değil. Bu arada bir parantez arkadaşlar, medyanın önünde yaşanan kavgaların %90'ı şikayet danışıklıdır. Yani buna siyasi partilerin yaşadığı kavgalar da dahil, meclisteki kavgalar da dahil. Yani perde arkasında o kadar danışıklı değil, daha davranınca ilişkiler daha insani yürüyebiliyor, daha farklı bir bağlamda yürüyebiliyor. Dolayısıyla söylemek istediğim husus, evet uzadıkça risk de artıyor ama Türkiye şu ana kadar en azından Batı'nın da işine gelen, Batı'ya da menfaat sağlayan bir politika izledi. Türkiye bugüne kadar bu şekilde müsamaha etmelerinin nedenlerinden birisi de bu. Bu arada 10 milyon tondan fazla tahılın önemli bir kısmı Avrupalı devletlere gitti. Maalesef yani onlar gemilerin yönünü değiştirebiliyorlar. Unutmayın daha 2 sene önce Covid'de birbirlerinin gemilerini bastılar. Yani maskeye el koymak, bilmem aşıya el koymak vesaire. Avrupalı devletler için söylüyorum. Yani bu güç siyaseti dediğim amiyane tabirle orman kanunu gibi hani gücü olan o gücünü bir şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa diye sorulmuştu. Irak işgali neden oldu kardeşimiz sordu. Aslında daha sonra ortaya çıktı ki tamam yalan belgelerle, düzmece belgelerle Amerika Birleşik Devletleri ile bugünün İngiltere liderlerinin ortaklaşa bir provokasyonu ve operasyonu oldu. Hani bu 11, az önce Murat Hoca'nın altını çizdiği bir husus, önemli bir dönemeçti o 11 Eylül olayları. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırılar. Ondan sonra Amerika'nın Afganistan işgali hani kısmen meşru görülebilir, kısmen. Çünkü El-Kaide liderliği Afganistan'da yaşıyordu. Hani Taliban da onlara destek veriyordu. Bir Taliban rejimi vardı. O zaman NATO'nun 5. maddesi bağlamında, bu da ilginç bir ironidir. NATO Amerika'nın güvenlik şemsiyesidir. Muhtaç durumdaki müttefiklerine yardım etmek üzere kurulmuş bir askeri ittifak. 1949'dan beri bugüne kadar bir defa bu mekanizma işletilmiş. Ona da Amerika'ya yardıma gidildi. İroni değil mi sizce? Yani aslında Amerika'nın diğerlerine yardım etmek üzere kurulmuş bir askeri ittifak. Neyse, 2001'deki Afganistan işgali o NATO anlaşmasının 5. maddesi bağlamında gerçekleşti. Bunun bir dediğim gibi tartışılır tarafı var. Ama hiç kimse Amerika'nın Irak'ın işgalini tek bir gerekçeye dayandığı meşrulaştıramaz. Tamamen gayrimeşru, yani bu hem vicdani, ahlaki ve insani olarak böyle, hem de uluslararası siyaset bağlamında böyle. Yani Birleşmiş Milletler karşı çıktı, NATO onay vermedi. Dolayısıyla tek yönlü olarak, tek yanlı olarak Amerika'nın dediğim gibi
Tony Blair ve George Bush'un düzenlediği düzmece belgelerle, daha sonra Tony Blair'in ağzından geliyor şimdi bunu, hani benim uydurduğum bir ifade değil bu, düzmece ifadelerle Saddam Hüseyin'in kitleyi masiyle ürettiğine dair bir şaria üzerine başladıkları bir savaş, yüz binlerce masum insan öldürüldü. Ne kadar rant elde edildiğini hesap bende yok, hiç kimse yok maalesef. Ama bazı rantlar, siyasi ve ekonomik rantlar elde etme karşılığında, hani neden sorusunun cevabı olarak söylüyorum Abdülhalim, düzmece belgelerle yürütülen bir savaş oldu. Günün sonunda iddia ettikleri gibi Irak'a demokrasi de gelmedi maalesef. Irak devlet olarak, bir bütün olarak neredeyse maalesef İran'a teslim edilmiş oldu. Bu arada İran'da sakın sürekli ABD düşmanı olarak az önce dedim ya, medya önündeki danışıklık dönüşlerine kanmayın. Birbirlerinin değirmenine sıklıkla su taşıyorlar. Dolayısıyla birbirlerine hizmet ediyorlar. Bunu da unutmadan Irak bağlamında söyleyelim. Onun için mesela bu dönemde hem Kürdistan bölgesine yönelik olarak hem de Arapların hani yaşadığı Bağdat, Basra, civarına yönelik olarak siyasetinde İran'ın mutlak bir kontrol siyasetiyle ve beklentisiyle müdahil olmaya çalıştığını görüyoruz. Kürdistan özel bölgesi dışında kalınca hala bugünlerde bile bir Erbil'e yeniden saldırı düzenleme durumunu vesaire falan var. Geçmişte defalarca vurdu. Yani kendisini kontrol edemediği tek bölge olduğu için ısrarla orayı hedef almaya çalışıyor. Kısacası Amerikan işgalinin yol açtığı sonuçta bu. Ama dediğim gibi o elde ettiği rantın miktarını hakikaten bilmiyorum. Ekonomi modeli. Ekonomi modeli, ben onu en sona bıraktım çünkü en bilmediğim konu. Bir ekonomi modelimiz var mı yok mu? Ben ekonomist olmadığım için hakikaten bilmiyorum. Ama şöyle bir ifade vardı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki bir toplantıda kullandığı bir ifade vardı. Ayasofya'nın camiye, aslına döndürülmesi bile küresel vesayete karşı bir dengeleme politikası ve bir meydan okuma, o kelimeyi kullandı, bir meydan okumadır. Şimdi Ayasofya'nın açılması eğer bir meydan okumaysa, aslında sizin kendi menfaatlerinizi tırnak içerisinde söylüyorum, merkeze alıp attığınız her bir adım birer meydan okumadır. Sadece Ayasofya'nın açılması değil, siyasete, sağlık alanında, tarım alanında, herhangi bir konuda bakın, az önce o lafı uzatmamak adına iki örnekle durdum ya, hani Amerika'nın özellikle askeri müdahalelerle iç işlerine müdahale ettiği devletlerin ortak özelliği budur bakın. Birisi ne zaman bağımsız bir dış politika izlediyse Amerika'yı, Amerika oraya müdahale etmiştir. Bunun aslında en güzel örneği daha geçen hafta yaşanan bir hadiseden dolayı ifade edilmiş oluyor. Geçen hafta sonu Brezilya'da Lula da Silva, sosyalist bir lider yeniden iktidara geldi. Daha önce iktidarda olan aşırı sağcı, Trumpist bir adam, Bolsonaro ismini. Şimdi siz Lula da Silva'nın nasıl iktidardan düşürüldüğünü hatırlıyor musunuz? Öğrenci kardeşlerime sorayım. 2013 yılında yönetimden düşürüldü. 2013 yılı nasıl düşürüldü biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri bir yıl içerisinde aynı anda 4 devletin canını okumaya kaldı. Mısır'da Muhammed Mursi rejimini 4000 yıllık Mısır tarihinin ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanını iktidardan düşürdü, sonra idam ettirdi. Aslında idam edilemeden mahkemede vefat etti biliyorsunuz. İfade verir ki. Aynı yıl Türkiye'de gezi olayları başlatıldı. Hakikaten mesele ağaç değildi. Bunu daha sonraki yıllarda herkes anladı. Türkiye'deki hükümet düşürülmeye çalışıldı. Bu arada başarısız olduğu tek örnek de Türkiye oldu, onu söyleyeyim. Üçüncü örnek Brezilya'yı yine sokak gösterileri üzerinden sosyalist bir lider olan Lula da Silva'yı İlk önce yönetimden düşürdü, sonra hapse attırdı. Dikkat edin, hapse attırdı. Öyle bırakmak da yok ya, kasını bırakmak yok.
Dördüncü örnek neresi biliyor musunuz? Ukrayna. Yani ben kendi adıma Ukrayna Savaşı'nı ben analiz ettiğimde yani çok rahat bir şekilde söylüyorum. Eğer Rusya'nın günahı %55 ise %45 de Amerika'nın ve Batı'nın günahı var orada. Çünkü dış politik ve uluslararası siyaseti takip eden herkes bilir ki Ukrayna'yı ilk karıştıran adam Soros'tur. Hani Soros'un çocukları diyorlar ya. Bu renkli devrimler diye bir kavram kullanılıyor. 2004'te ilk defa Ukrayna siyasetine müdahale edildi. Sonra defalarca ben de hasbelkader AGİT diye bir uluslararası örgüt var. Onun seçim gözlemcisi olarak iki farklı seçimde Ukrayna'da seçim gözlemlemeye gitti. Zitermin de Rus yanlısı Viktor Yanukovych için aleyhine seçimlere müdahale ediliyordu. Aleyhine. O zaman bir hanımefendi vardı, böyle saçı örgülü, taç yapan bir Timoshenko vardı. Hanımefendinin lehine, o batıcı bir siyasetçiydi. Onun lehine siyasete müdahale ediliyordu. Ve ben bunun bir seçim gözlemcisi olarak hani sahada tespit ettiğim, şahsen tespit ettiğim bir durum. Ama 2013'te düşürülen liderlerden birisi de Viktor Yanukovych oldu. Onun biraz uzun sürdü. Adam hapse girmedi çünkü kaçtı. Resmen ülkesini terk edip kaçtı. Nereye sığındı tahmin ediyorsunuz? Rusya'ya sığındı. 2013'te başlayan olaylar Ukrayna'nın parçalanmasıyla neticelendi arkadaşlar. 2014'te Kırım Yarımadası'nı işgal etti. Öyle değil mi? Sonra ilhak etti. Bunun içerideki destekçileri üzerinden yaptı ama mutlak bir cepheleştirici siyaset vardı. Bakın. Viktor Yanukovych Rus yanlısı, Muhammed Mursi, İhvan-ı Müslim'in geleneğinden gelen bir siyasetçi, Lula da Silva bir sosyalist lider, Tayyip Erdoğan, İslamcı olarak Batı'nın kodladığı bir lider. Aslında ortak özellikleri yok. İki İslamcı, bir sosyalist, bir Rus yanlısı, milliyetçi. Önemli değil. Gördü de Batı'yı dinlemediği için gittiler diyormuş. Veya göndermeye çalışır. Ekonomi politikada bu bağlamda hakikaten bir batı karşıtı meydan okumamı emin değilim. Ama bir şeyden eminim. Bunu bir fert olarak söylüyorum. Mesela benim son dönemde en korktuğum insanlardan birisi Elon Musk'tır arkadaşlar. Onun kadar faşizan düşünceye sahip insan önümüzdeki günlerde çok az kişi konuşulacaktır. Bu benim beklentim. Neden biliyor musunuz? O güç var ya, şu anda tek başına Ukrayna'ya benim internet sağlayan bir adamdan bahsediyoruz. Birkaç ay internet sağladıktan sonra kendi devletine döndü. Hadi Ukrayna adına siz bana para verin. Sonra korkuttular, tehdit ettiler de vazgeçti. Arkadaşlar Twitter'ın kontrolü, bilmem sosyal medyanın kontrolü, bu bilgi ve şeylerin kontrolündeki olan bir güçlü insandan ben korkarım kendi adıma. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda, günlerde bu gibi tehditler, meydan okumalara karşı. Keşke şu anda Türkiye'de bir ara PAS gibi bir sistem vardı. Çin korkmuyor Elon Musk'ın çünkü kendi sistemine sahip. Dolayısıyla sizin yerli, milli, bu kavramları öyle sloganik olarak söylemiyorum. Kendinize ait. Mesela bu TOG'un özelliği odur diyorlar ya. TOG'un milli olan, diyelim ki tek şey nedir diye sorsalar. Ben bir şey milli yerli olsun yeterli diyorum. Beyin. Ve onun kumandası da hedefli olsun. Parça önemli değil. Lastik bana ne? Can bana ne? Nerede üretiliyor? Nereden getirip tanıtılıyorlar? Dünya da önemli senin. Çok uzattım. Kusura bakmayın. İki arkadaşımdan da özür diliyorum. Estağfurullah. Sorular gelince ben de moderasyondan çıkıp konuşmak durumunda kaldım. Teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olsa mikrofon bendeyken ben şey yapayım mı? Kısa bir mesajınıza bakın diyorum. Tamam. Şöyle, üçüncü dünya savaşıyla ilgili şunu söyleyeceğim sadece. Söyleyecek bir sözü var mı? Belki de savaş şu anda başladı. Biz bunu bilmiyoruz. Nasıl Avusturya, Macaristan veliahtı öldürüldüğünde kimse bunu birinci dünya savaşı olarak kalmamıyorsa veya Almanya Polonya'ya işgal ettiğinde nasıl bunu ikinci dünya savaşı olarak kalmamıyorsak şu an belki de başladı. Çok dinamik bir süreç. Hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Ben de direkt... Hocam. Arada. Evet, öyle yalnız. Rafa kaldırdılar, canını sağlıyor. Yani bu, nükleer güç de çok uzman sahibi olduğum bir alan değil ama Batı'nın oradaki temel muhtemelen itirazlarından bir tanesi Türkiye ile Rusya arasındaki
meselesi yakınlaşma. Yoksa Türkiye nükleer politikalar konusunda Batı'yla aynı çizgide bir politika izliyor. Mesela Orta Doğu'da nükleer silahlardan tamamıyla arındırılsın politikası, İran nükleer meselesi programı konusunda Avrupa'yla 5 artı 1'de aynı politikayı takip ediyor. Ama tabii ki Rusya'yla ilişkilerin özellikle de bu nükleer enerjinin Türkiye'nin sahip olacağı bağlamında daha fazla derinleştirilmesi Batı açısından acaba Türkiye Batı ekosisteminden kopuyor tartışması beraberinde geliyor. Tabii ki muhtemelen Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olmasının getireceği bir güç çarpan etkisi de olacak. Özellikle üretimlerin elektrik sektöründe. Bu da muhtemelen bir rakip olarak Türkiye'nin görülmesine neden olacak. Teşekkür ediyorum. Nükleer konuda bir cümleyle ben de katkıda bulunayım. Nükleer enerji sahibi olmak bir devleti küresel statüye kavuşturuyor. Dolayısıyla Batı'nın aslında korktuğu şey de budur. Buna sahip olan bir tek bir Müslüman ülke var, o da Pakistan. Onun için Pakistan'ın ciddi bir caydırıcı gücü var. Arkadaşlar kusura bakmayın, çok dağıldık. Konular farklı olunca hepsi nasıl bir araya getirip toplayalım diye düşündük. Biraz da uzun sürdü. Sabrınız için, dinlemeniz için, gelip bulunduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka platformlarda görüşmek üzere. Tekrar Rektör Hocam başta olmak üzere, Sayın Vali Yardımcım, Mustafa Bey ve şehirden gelip dinlediler. Herkese, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli hocalarımıza bu değerli söyleşi için teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın İdris Demir'i arz ederim. Sisteme yüklendi. Altında da bir ikon boş. Öğrencilerimizin önerileri neler? Bilgi enerjiye dönüştüren yer diye bir üniversite öğrencimiz önerdi. Bu hocalarıyla görüşmesinden sonra bilgi enerjiye dönüştüren üniversite olarak güncellenip oylamaya katıldı. Oylamadan bu çıktı. Yani bunu bizim öğrencilerimiz belirledi. Plaketimizin diyelim ki dışarıya açılan yüzümüz işte kaidemiz kitap üzerine, bilgi üzerine oturuyoruz. Ve Turgut damlası, burada ben yine Mustafa Hocam'ı anıyorum. Allah söyledi, hatırlarsanız. Van petrol şehri. Peki biz nereye açılıyoruz? Bilgiler petrol Batman'dan dünyaya. Dünyanın merkezinde Türkiye, Kıbrıs'la beraber. Yani bir de şeyimiz var, Murat Hocam, Batman'da bir söz vardır. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun. O nedenle Büryan nerede hocam orada? Büryan'a gideceğiz birazdan. Ve bayrağımızın renkleriyle bezedik hocam. Ben kabul ederseniz çok mutlu olacağız hocam. Estağfurullah, çok güzel. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Bir toplu fotoğraf alalım. Sayın Başkanım, lütfen buyurun. Şimdi ben vakit alır hocam, benim oradan oraya gelmem. Ayakta bekletmeyeyim sizi. Peki.